Evet, OHAL adı altında seçime gitmek, OHAL koşullarında seçime gitmek, yani seçimin adil, demokratik bir yarış içerisinde yapılmasının güvencelerini ortadan kaldıran bir durum. Zaten bir de baskın seçime karşı karşıyayız. Yani seçime karar verdiler, 60 gün içerisinde seçim gerçekleşiyor. Bu da aslında seçimin adilliğini etkileyen bir nokta. Zaten hani yaklaşık 2 yıldır OHAL nedeniyle özellikle aday olduğum Halkların Demokratik Partisi'ne dönük ağır yaptırımlar, tutuklama, işten çıkartma, ihraçlar, seçilmiş belediyelere kaymın atanması. Dolayısıyla aslında çok ağır bir saldırı var. Bu koşullar seçimin adil olmayışı, adil yarışın olmayışı ayrı bir şey. Halkların Demokratik Partisi açısından da aslında böylesi ağır yaptırımların altında bir seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız hapiste. Dolayısıyla bizim açımızdan yarışın, bırakın o hali, bu koşullarda bile adil olması mümkün değil. Ama biz her şeye rağmen, bu bütün antidemokratik yarışa rağmen elimizden geleni yapacağız. Başta Cumhurbaşkanı adayımız olmak üzere, daha önceki eş başkanlarımız olmak üzere, belediye başkanlarımız olmak üzere, sadece onlar da değil, yani seçilmişler de değil, bir bütün olarak HDP'nin ilçe başkanları, üyeleri, taraftarları, yani çok binlerce insan şu anda hapiste. Tabii ki bu çalışmamızı sekteye uğratıyor. Yani Cumhurbaşkanı adayımızın şu anda miting yapıyor olamaması, sokaklarda bizimle seçim çalışması yapamıyor olması bizim açımızdan tabii ki dezavantajlı bir durum. Ama yani emekçilerin, kadınların, Kürtlerin, gençlerin bu dezavantajlı durumu tersine çevireceğine inanıyoruz. Solda kaldık esprisi aslında bir gerçeği yansıtıyor. İki sağ blok karşısında tüm toplumsal muhalefeti temsil edecek bir parti var. Aslında var olan ayrışmanın resmi. Ama iyidir ayrışmalar. Daha bundan güçlenerek çıkacağımızı düşünüyorum. Sonuçta biz aslında Dersim'de yaşayan tüm kesimlerin, kadınların, Alevilerin, gençlerin, memurların, yani aslında bir bütün olarak Dersim halkının taleplerini, sorunlarını dile getirmek için bir yetki istiyoruz. Aslında bir nevi sözcülük istiyoruz. Dolayısıyla aslında buraya dair söyleyeceğimiz ve geliştireceğimiz her plan, program ve proje Dersim halkı ile beraber karar vereceğimiz proje ve programlardır. Şimdi evet, Alevilerin, bir Alevi kentinden aday olmak aslında bir kadın olarak elimi güçlendiren bir şey, rahatlatan bir şey. Rahat rahat sokaklarda politika yapabiliriz, kendimizi ifade edebiliriz. Bu açıdan hani seçim kampanyası açısından iyi bir şey. Ama söylediğim gibi biz bir baskın seçimle karşı karşıyayız. Bu süreç çok hızlı gelişti. Bizim aslında bunu hani şimdi nasıl bir projeniz vardır sorusunun esasla bir somut bir karşılığı yok. Tek söyleyebileceğim ve tek kendi adıma teminat göstereceğim olgu, Dersim halkıyla beraber Dersim halkının ve Dersim'in sorunlarını yerelden merkeze taşıyacak ve bunu tabii ki emekten, özgürlükten, adaletten ve demokrasiden yana kullanarak yapacağıma dair bir söz verebilirim. Bunu dediğim gibi yani Dersim halkının desteğiyle beraber tartışarak geliştireceğimi düşünüyorum. 27 tane baraj yapımı söz konusunda, onlarca HES var. Yani hala çıkartılmamış binlerce karamayını var. Yani ve zaman zaman yasaklı bölgelerle, yani bu toprağın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Dolayısıyla temel üretim alanlarının öndeki engellerin kaldırması için tabii ki çaba sarf edeceğiz. Buna doğru noktaya işaret ettiniz. Şey önemli, şimdi ciddi bir doğa katliamı var. Buna ilişkin az önce Nazmi'de Pembelik Barajı'nı görüp geldik. Buna ilişkin Dersimler çok yoğun mücadele ettiler, gözaltına alındılar, tutuklandılar. Ama ona rağmen
Orada baraj kuruldu. Konaktepe Barajı Danıştay'dan şu anda acil yıkımlaştırma kararı iptal edildi. Ama Uzunçayır Barajı yapıldı. Yani şimdi ciddi bir baraj, HES ve bununla beraber aslında madencilik taramaları ve yani çalışmaları aslında beraber yürüten olgular. Buna karşı çok ciddi bir mücadele etmek gerekiyor. Hani az önce de ifade ettim, eğer hani o yetkiyi alırsam buna, doğanın katledilmesine karşı da Dersim Halkı'yla beraber mücadele yürütmek isterim. Zaten yani Alevilerin yok sayıldığını atlama gerek yok. Vergimizi veriyoruz ama resmi anlamda inanç merkezlerimiz yok. Bu ayrı bir mesele. Ciddi bir ayrımcılık uygulandığı çok açık. Bunun dışında Dersim özgürlüğünde o halle beraber katmerleşen yasaklı bölgelerle aslında insanların kutsallarına, inanç merkezlerine erişimin engellendiği, mezarlarımıza gidemiyoruz, inanç merkezlerimize gidemiyoruz. Çok ciddi yasaklamalara karşı karşıyayız. Tabii ki bunun için de elimizden gelince mücadele edeceğiz. Yani bu kadar yoğun baskı, zulme, tutuklamaya, yasaklamaya rağmen evet, dün yüzlerce Dersimli bizi coşkuyla karşıladı. Çok mutluyum bundan dolayı, heyecanlıyım da. Seçim sürecine ilişkinde bunu defaatle birçok arkadaşa da ifade ettim. Bizim hani eğer bu seçim sürecinde Dersim halkıyla beraber bütün bu baskılara rağmen bu sokakları şenlendirirsek, olağanlaştırırsak bütün yasakları ve o hale karşı, bizim açımızdan büyük bir kazanım olur. Buna ilişkin hani Dersim halkı evet yavaş yavaş cevap vermeye çalıştı. Dünkü tabloda çok güzeldi, heyecan vericiydi. Süreç ilerledikçe bunun daha da yoğunlaşarak ilerleyeceğini düşünüyorum. Yenilebilir ama asla teslim olmadı. Evet, yani çok zor koşullardan geçiyoruz. Yani aslında hep memlekette kalmakla gitmek arasında bir duygu halini sürükleniyoruz. Ama bu topraklar bizim. Bu topraklarda barış içerisinde, adalet içerisinde, özgürlük içerisinde, dostça, kardeşçe yaşayabileceğimize inanmak istiyorum. İnanalım. İnanırsak başaracağımızı biliyorum.